Hayırlı akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt programında yine birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Onun Habibi, Halili, Muhammed Mustafa'sına binlerce salat ve onun da güzide pak soyuna, Ehl-i Beytine binlerce salat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Değerli izleyenlerimiz, inşallah programlarımız devam ediyor, devam edecek. Malum yaz mevsimine doğru giriyoruz yavaş yavaş. İnşallah bu yaz mevsiminde de kazasız belasız bir araya gelmeye Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir dönem var. Türkiye dahil olmak üzere bütün dünya bu COVID-19 pandemisiyle mücadele ediyor. Bu manada bizleri sevindiren ülkemizdeki vakaların gittikçe düşmesi, ama bu son dönemde artışa da geçti. Yani bizim insanımızın herhalde biraz da yapısından kaynaklanıyor. Ben şunu rahmetli Profesör Haydar Boş Hocam hep ifade ederdim. Eğer insanlar Cenab-ı Hakk'ın dehşeti, azabı olmasaydı, yani Allah'tan korkmasalardı, ona kimse ibadet etmezdi diye zaman zaman bize ifade buyuruyorlardı. Yani insanlar ya cennet sevgisiyle, yani rahmet-i ilahinin sevgisiyle veya da azabın korkusuyla veya dehşetiyle, cehennem korkusuyla Cenab-ı Hakk'a ibadet ederler veya sakınırlar. Haramlar ve helaller konusunda, yasaklar ve emirler konusunda bu ölçüye dikkat ederler. Ama siz derdi, böyle cennet özlemiyle veya cemalullah özlemiyle, Cenab-ı Hakk'ın kulluğunun özlemiyle Cenab-ı Hakk'a ibadet ederseniz çok daha hayırlı olur derdi bize. Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Ama maalesef ne zaman ki kanuni süreç veya biraz yumuşuyor, bir bakıyorsunuz vakalar bir anda artmaya başlıyor. Cenab-ı Hak bu sıkıntılı dönemden ne bir an önce bizleri kurtarsın. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde malum üniversite imtihanları olacak. 27-28'inde lise son sınıftaki gençlerimiz üniversite imtihanına girecekler. Cenab-ı Hak onları da en güzel şekilde kolaylıklar ihsan eylesin. Kendilerine, ailelerine, gönüllerine, vatana, millete, devlete ve dinimize hizmet edebilecek en güzel makamları kendilerine ihsan eylesin. Her hafta olduğu gibi değerli izleyenlerimiz, Ehl-i Beyt'i konuşuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Ehl-i Beyt'in örnek hayatını konuşmaya çalışıyoruz. Bu haftada inşallah değerli iki tane konuğum var. İlahiyatçı, eğitimci Yavuz Ekim hocamız ve yine ilahiyatçı yazar Ali Nezir hocamızla birlikte bu akşam programımızı icra edeceğiz. Ben her ikisine de hoş geldiniz diyorum. Değerli izleyenlerimiz, biz Ehl-i Beyt'in örnek hayatını derken, başta kainatın efendisi olmak üzere, onun tezgahında ilmek ilmek, tabiri caizse işlenmiş, onun eğitimiyle, onun örnek eğitimiyle, hayatıyla şekillenmiş insanlar topluluğunu, ki onun güzide pak soyunu da bu manada temsil etmiş oluyor Ehl-i Beyt deyince. Onların örnek hayatını her hafta konuşmaya çalışıyoruz. Konuşacağız inşallah ömrümüz vefa ettiği müddetçe. Bu manada bize gerçekten mihmandarlık yaptı. Çok değerli üstadımız, merhum Profesör Dr. Haydar Boş hocamız hayatını Ehl-i Beyt için ortaya koydu. Ehl-i Beyt'in İslam anlayışı, Ehl-i Beyt'in örnek hayatı, yaşayışıyla alakalı onların hayatına denk, onların hayatındaki mücadeleye denk bir mücadeleyi ortaya koyarak gerçekten bu manada canını feda etti. İnşallah şehittir. Biz onun şehit olduğuna inanıyoruz. Sonuna kadar şehit olduğuna inanıyoruz. Çünkü şehadet özlemiyle, Efendimizin ifadesi, bir insan şehadet özlemiyle, şehadeti arzulayarak kendi sıcacık yatağında bile ruhunu teslim etse, vefat etse o şehittir, şehit hükmündedir. Kaldı ki muhterem hocamın ortaya koyduğu mücadele belki de çok büyük savaşlarda kılıçlarla, kılıçları kırılırcasına mücadelede insanların verdiği mücadeleden, veremediği mücadeleden çok daha büyük mücadeleler ortaya koydu ve bu manada ruhunu Cenab-ı Hakk'a, emanetini ruhu Cenab-ı Hakk'a teslim etti. Cenab-ı Hak yine biz onun şefaatini dileyerek, onun himmetiyle, onun efendim üzerimizdeki tasarrufuyla programlarımızı icra ediyoruz, edeceğiz inşallah. Ben bu manada uzatmadan Yavuz Ekim'le başlamak istiyorum. Yavuz Hocam, her hafta konuşuyoruz. Bu manada ciddi hazırlıklar yaparak geliyorsunuz. Özellikle hem Ehl-i Beyt'ten aksederek Müslüman Türk'ün hayatına
nakşeden örnek hayat var. Özellikle bu manada Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi gibi Anadolu erenlerinin de, Horasan erenlerinin de bize aksettiği bir hayat var. Ama bunların da temelinde bugün bizim birçok şey manada konuşulan takva dediğimiz bir konu var yani. Birileri bunu sadece böyle giyim kuşamdan, şekilden ibaret olarak algılasa da takva gerçekte Kur'an'ın ifadesiyle ittiba, Allah'ı gerçek manada Allah'tan korkmak ve ilmiyle, hayatıyla, yaşantısıyla da Allah bilgisine, Allah'ın cemaline, Allah'ın güzel bütün sıfatlarına manen vasıl olmak veya onları yaşamak, hayatlarında onları ortaya koymak şeklinde algılanabilir. O açıdan bu manada örnek de yine Ehl-i Beyt'tir. Ben şöyle sorayım, Ehl-i Beyt'in hayatında takva neydi? Veya bir başka ifadeyle takva deyince, takva yolu deyince bunun Ehl-i Beyt'teki yansıması neydi? Bunu isterseniz konuşalım bu akşam sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle muhterem hocamızın vefatının üzerinden 60 günü geçen bir vakit ister istemez özlemle, minnetle, onu şükranla anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Rahmeti bol olsun diyoruz. Takva yolu Ehl-i Beyt. Aslında biz bu takva yolu Ehl-i Beyt kavramını hocamızın Ehl-i Beyt külliyatında fazlasıyla okuma fırsatını bulabiliyoruz. Nitekim takva konusunda muhterem hocamızın ifadesi şuydu: Allah'tan korkmanın ve Allah'ı sevmenin iç içe geçmiş hali takvadır derdi. Tabii takva konusunu anlatırken... Yani hem korku hem sevgi. İkisinin bir araya geçmiş hali şeklinde söyleyerek aslında takva dediğimiz olayın insanın şekliyle de alakası olmadığını, burada Hazreti Peygamber'in takva buradadır kalbini işaret ederek Hazreti Peygamber'in işaret ettiği şekliyle takva Kur'an-ı Kerim'de müttakiler denilen bir zümrenin, Allah'ın sevdiği, seçtiği kulların arasında olduğunu, tecelli ettiğini görüyoruz. Birkaç ayetle beraber ben bunu Ehl-i Beyt'le takva yolu arasındaki bağlantıyı aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Şuara suresinde 87-89. ayet-i kerimelerde Allah-u Teala, "Ey Rabbim, insanların dirilecekleri ve huzura gelip hesap verecekleri gün beni utandırma. O gün ne mal fayda verir ne evlat. Ancak Allah'a temiz bir kalb ile gelenler başka." Yine hepimizin bildiği işte Yasin suresi, Kur'an'ın anahtarı. Bismillahirrahmanirrahim. "Elyevme nahtimu ala efvahim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculum bimâ kânû yeksibûn." O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur. Ayakları da kazandıklarına şahitlik ederler. Bu anlatılan, bu beyan edilen ayet-i kerimelerde aslında bize bir güne doğru hazırlanmamız konusunda ısrarla ilk peygamberden itibaren son peygamber, ahir zaman nebisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelene kadar bütün peygamberler bunu hazırlamışlardır insanları. Daha sonra Peygamber Efendimiz'in Kur'an ve Ehl-i Beyt olarak ifade ettiği iki hukuku ar emanetle bizim bu konuda takvayı nasıl hayatımıza adapte edebiliriz? Bunun örneklerini hocamızın o Ehl-i Beyt külliyatı olarak anlattığı, aktardığı, burada aslında takva sahibi insanlar Ehl-i Beyt'in yolundan giden insanlardır. Siz programın başındayken çok güzel ifade ettiniz. Türk kültürünün, Türk İslam medeniyetinin içerisinde Ehl-i Beyt'in bir model olarak alındığını biz okudukça hepimiz buna şahit oluyoruz. Bundan sebep de Türk milletinin içinden o kadar çok evliya çıkmıştır ki bunlar bu coğrafyanın aslında gerçek kahramanlarıdır. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Abdal Musa, Eşrefoğlu Rumi, bunları saymakla bitiremeyiz. Bu insanların varlığı aslında yaşadıkları toplumun sigortası olmuştur. Nitekim bu konuda çok hoş bir sözdür Hacı Bektaş Veli'nin. Hakikatin ilk makamını soruyorlar. Buyuruyor ki Hacı Bektaş Veli, "Hakikatin ilk makamı toprak olacağımızın bilinmesidir. Çünkü insan bedenen topraktan yaratıldı ama insana asıl ruhudur hayatına şekil veren." Lokman Aleyhisselam'ın
çocuğuna olan nasihatleri Kur'an-ı Kerim'de uzun uzadıya anlatılır. Şöyle Lokman Aleyhisselam oğluna, aslında her babanın oğluna söyleyeceği, evladına söyleyeceği bir nasihatlerdir bunlar. Ey oğul, dünya derin bir denizdir. Orada birçok alim dahi helak oldu. Bu denizde gemin Allah'a iman, azık ve tedarikin takva, yelkeni de tevekkül olsun. Eğer kurtulursan bil ki bu Allah'ın rahmetiyledir. Helak olursan bil ki bu günahların sebebiyledir. Şimdi İmam Ali Aleyhisselam'ın, hocamızın eserinde, İmam Ali adlı eserinde de bu anlatılıyor. Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyurur. 6 şey ile insanların aklı denenir. Aklın denenmesi. Birincisi, öfke anında tahammülle, korku anında sabırla, meyletme anında niyetle, her daim ilahi takvaya riayetle, insanlarla güzel geçinmesiyle ve kavgacı olmamasıyla insanların aklı denenir. Ki Hazreti Ali Efendimizin mümin tarifi çok hoştur. Mümin kazancı helal, yumuşak huylu, kalbini kin ve nefretten arındırmış, malının fazlasını infak eden, sözün fazlasını söylemeyen, insanların şerrinden güvende olduğu, iyiliğine ümit beslenen ve başkaları hakkında insaflı davranan kimsedir. Biz bu tanımların hepsini aslında onların hayatında bütünüyle görme imkanına yaşadıkları sahibiz. Hayatın, evet, yaşadıkları hayatı anlatıyorlar aslında. Ki madde madde anlatmaya çalışıyorum. Bunlar içerisinde az önce ifade etmeye çalışmıştım. Hazreti Ali Efendimiz bir gün kendisine züht nedir, nasıl olur diye sorduklarında, züht senin hiçbir şeye sahip olmaman değildir. Hiçbir şeyin sana sahip olmamasıdır şeklinde bir açıklamayla aslında 12'den yine hedefi vuruyor. Bir de biz bu takva dediğimiz olayı çok söz söyleme, yani işi polemik bazında ya da demagoji dediğimiz laf salatası halinde çok konuşmak takva anlamına gelmiyor. Anladığını, yaşadığını güzel bir şekilde, Allah'a razı edecek şekilde, ondan da razı olacak şekilde yapabiliyorsan, işte iş burada başlıyor. Nitekim Ehl-i Beyt imamlarından birkaç tanesinin örneğini anlatalım. Yine hocamızın kitaplarından. Mesela hocamızın İlmihal kitabı, namazla alakalı olarak kitabında geçen bir kesit. Şöyle buyuruyor. Namaza duracağı zaman İmam-ı Ali benzi sararır ve vücudu titrerdi. Ne oluyor sana ey müminlerin emiri? Allah-u Teala'nın yerlere, dağlara ve göklere arz edip de onların kabulünden kaçındıkları ve benim boynuma aldığım ilahi emaneti ödeme zamanı gelmiştir. Nasıl korkmayayım? Yine İmam-ı Zeynel Abidin için oğlu İmam Muhammed Bakır şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki, İmam-ı Zeynel Abidin namaz kılmak için kalktığı zaman rüzgardan başka hiçbir şeyin sallayamadığı bir ağaç gövdesi gibi başının üstünde kuş varmışçasına hareketsiz dururdu. Yine raviler İmam-ı Zeynel Abidin için namaza kalkmak istediği zaman rengi değişirdi. Azaları Allah korkusundan titrerdi. Zelil bir kölenin heybetli bir kralın huzurunda duruşu gibi dururdu namazda. Bundan sonra bir daha namaz kılamayacağını düşünen birinin kıldığı son veda namazı gibi namaz kılardı. Yine İmam-ı Muhammed Bakır ve İmam-ı Cafer-i Sadık için namaza durduklarında renkleri değişiyordu. Bazen kırmızı, bazen de sarı oluyordu. Sanki apacık gördükleri biriyle münacat ediyorlardı, sohbet ediyorlardı. Şimdi takva dediğimiz olayı anlatırken yine hocamızın kitabı İmam-ı Musa Kazım Aleyhisselam Efendimizin talebelerinden Hişam bin Hakem'e bir vasiyeti vardır hocamızın eserinde. Meşhur akıl risalesi olarak anlatılıyor bu. Şimdi bu içinde o kadar çok akılla alakalı, aslında aklı çok merak edenlere ben cidden tavsiye ediyorum. Hangi eserde? İmam-ı Musa Kazım. Akıl konusunu o kadar detaylı bir şekilde, akılla iman meselesini öyle bir anlatıyor ki. Ben birkaç tane bölümü aktarmak istiyorum seyircilerimize. Allah temiz akıl sahiplerini en güzel niteliklerle anlamış, onları en göz alıcı süslerle bezemiş ve şöyle buyurmuştur
Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Ey Hişam! Allah kitabında buyurur ki, şüphesiz bunda kalbi olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Ayette geçen kalp kelimesinden maksat akıldır. Andolsun biz Lokman'a hikmet verdik. Yani anlayış ve akıl verdik. Biz bugün anlayışsız insanlardan şikayet ediyoruz, çok değil mi? Çok çekiyoruz, evet. Niye? Çünkü akla gereken yere oturtturamadığımız için, aklı gereken şeylerle doldurmadığımız için, akıl konusunda herkes aklını ilah edinmeye, aklını ön planda nefsine rağm etmeye çalışıyor. Yine ey Hişam, akıllı bir insanın işlediği az bir amel kabul görür ve katlanarak artar. Heva ve heveslerin peşinden gidenlerin, cahillerin işledikleri çok amel ise geri çevrilir. Ey Hişam, akıllı insan dünyadan az bir şeye ama hikmete sahip olmak koşuluyla razı olur. Fakat dünyaya sahip olmakla beraber hikmetten az bir şeye razı olmaz. Bu yüzden böyle olanlar karlı bir ticaret yapmışlardır. Son olarak, ey Hişam, insanın marifetten sonra Allah'a kulluk ettiği en faziletli amel, namaz, anne ve babaya iyilik, kıskançlığı, kendini beğenmişliği ve övünmeyi terk etmektir. Tamamını okumak isteyenler için ben tavsiye ediyorum. Akıl Risalesi. Çünkü aklını kullanamayan insanlarla, insanlar çok zor durumlar yaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahibi toplumlar övülüyor. Netice itibariyle akıl sahibi olmayan, aklını kullanamayanlar için Bakara suresinde hatırladığım kadarıyla geçiyor. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak eder misin Allah'ım? Beyanda aslında bunu anlatmak açısından. Yani İslam'ın hocam akla verdiği önem çok farklı. Zaten mükellef olmanın da ana şartlarından bir tanesi akıllı olmaktır. Yani akıllı olmayanları Kur'an veya İslam, Cenab-ı Hak mükellef tutmuyor. Ama aklı da kendi başına bırakmıyor. Yani onu mutlaka vahyin kontrolünde tutuyor. Yani vahyin kontrolünde olmayan bir akıl da maalesef sapıtıp gidiyor. Yani kendiyle beraber kendini ilahlaştırarak, putlaştırarak bütün İslami şeylerden çıkıp gidiyor yani. Doğru. Hazreti Ali Efendimiz Haris-i Aver'e şöyle buyurmuştur. Üç yerde bizim sevgimiz sana yarar dokunduracaktır. Ölüm meleği gelince, mezarda sorguya tutulunca ve Allah Teala'nın huzurunda durunca. Şimdi hani hocalar camilerde işte eskiden cuma namazlarında dualar çok yaparlardı. Çok ilginç dualar tabii yapılırdı. Bu dualardan bir tanesi de bugün de yapılması gereken dualardır. Resulullah Efendimizin Livail Ham sancağı şerifi altında o gün haşt olmayı hep insanlar söylerler. Peki hadis-i şeriflerde o gün Hazreti Peygamber'in sancağını kim taşıyacak? Ham sancağı kimin elinde olacak? Hadislerde İmam Ali. Şimdi Hazreti Ali ile problemi olanın, onu sevmeyenin o sancağın altında bulunma ihtimali yoktur. Yoktur. Evet. Onun çocuklarına düşmanlık yapanın, Ehl-i Beyt ile problemi olanın o gün peygamberin yanında bulunma ihtimali yoktur. Bu kadar nettir. Hani çok şeyler konuşmaya gerek yok. Bir insanın kalbinde Ehl-i Beyt sevgisi varsa o gün o sancağı şerifin altında Hazreti Peygamber'in gölgesinde gölgelenecek. Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'nın ve Ehl-i Beyt evlatlarının Allah'ın sevdiği, seçtiği kullarının arasında yer alacak. Nasıl da hadis? Kişi sevdiğiyle beraber haşr olacak. El mev'um me'men habbe. Hocam burada zaten hadis-i şeriflerde geçen, binlerce hadis-i şerifte geçiyor. Şimdi siz hem bir taraftan Peygamber Efendimizin Livail Hamdülillah müsemma olan sancağı altında onunla beraber haşr olmayı talep edeceksiniz, niyaz edeceksiniz. Öteki taraftan o sancağın elinde tutan, sancağın sahibi olan insanla problem olacaksınız. Niye? Çünkü Ali'yi seven beni sever, beni seven Allah'ı sever. Ali'ye buğz eden bana buğz etmiştir, bana buğz eden Allah'a buğz eden. Şimdi siz Allah'a buğz eden bir insanın gelip peygamberin sancağının altında olması ne kadar abesse Ali ile problemli olanın. Çünkü bu manada birçok hadis-i şerif var. Ali'yi ancak müminler sever, Ali'yi ancak münafıklar buğz eder. Ve tarih boyunca da hep böyle olmuş yani. Yani bugün Emevi sultasının
işte Muaviye'nin, Yezid'in Ali ile olan problemi. Şimdi sen bir taraftan Muaviye'ye hazret diyeceksin, Yezid'i haklı göreceksin, ondan sonra diyeceksin ki ben peygamberin sancağının altında. Biraz zor gidersin o sancağa yani. Nitekim İmam Ali bu bahsettiğiniz güruhla alakalı, onlar hak sözle batılı murdar ediyorlar buyuruyor. Yine onlar din elbisesini ters çevirip de giyiyorlar, giydiriyorlar şeklinde sözü var. Böyle durumlar yaşanmış mı? Çok yaşanmış. Mesela bunlardan bir tanesini seyircilerimize aktarmak istiyorum. Sıffin Savaşı vardır. Aslında üzerinde çok ibretlik bir savaştır. Öğrencilerimize konuşurken İslam'ın ilk şehidini anlatırız. Siyer derslerinde İslam tarihini anlatırken İslam'ın ilk şehidi Ammar bin Yasir'in anne ve babasıdır. Yani Hazreti Sümeyye ile Hazreti Yasir. Bu iki tane güzide insan Hazreti Peygamber'e iman ettiği için şehit edilmiştir. Kim tarafından? Ebu Cehil tarafından. Her ikisi de işkencelerle beraber evlatlarının gözleri önünde şehit edilmiştir. İşte bu ilk şehit olan anne babanın evladı Ammar bin Yasir, Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin karşısındaki grup tarafından şehit edilmiştir. Bu kadar nettir. Ve Hazreti Peygamber'in beyanıyla seni sapkınlık içindeki bir topluluk şehit edecek. Evet. Bu olay vuku bulduğunda oradaki bilinçli olan insanlar, Hazreti Ali'nin yanındaki insanlar tekbir getiriyorlar. Allah Resulü'nün buyurduğu hadis tecelli etti. Şimdi Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali Efendimiz'in öncesinde Küfelilerle yaptığı bir hitap var, bir konuşma var. Burada çok ilginç böyle anekdotlar var. Bunları altını böyle çizerek konuşmak lazım belki. Daha sonraki yıllarda Küfelilerin yaptığını da biliyoruz. Mesela Kerbela'da yaptıklarını biliyoruz. İhanetlerini biliyoruz. İhanetleri, yani Küfe ahlakını da biliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz Küfe'ye vardığında yarenleriyle beraber burada bir hutbe irade ediyor. Hutbede Allah'a hamdü sena, Resulullah ve onun pak soyuna selatü selamdan sonra sözlerine şöyle devam etti. Ey Küfeliler, gerçekten Müslümanlıkta üstünlüğünüz var. Onu değiştirmediniz, bozmadınız. Sizi gerçeğe çağırdım, geldiniz. Kötü işleri bırakıp iyiliğe koştunuz. Ancak heva ve hevesinize kapılmanızdan, elde edilmesi güç isteklere meyletmenizden korkuyorum. Heva ve hevese kapılmak insanı gerçekten saptırır. Olmayacak isteklere yönelmek adama ahireti unutturur. Bilin ki dünya gittikçe elden çıkmaktadır. Ahiret geldikçe yaklaşıp çatmaktadır. Her ikisinin de evladı var. Siz ahiret evladı olun. Bugün iyi işlerde bulunmaya fırsat var. Sorgu sual yok. Yarın ise sorgu sual var. İyi işlerde bulunmaya fırsat yok. Hamdolsun Allah'a ki dostuna yardım etti, düşmanını alt etti, gerçeğe yardım edenleri yüceltti, sözünden dönenleri alçalttı. Allah'tan çekinin, peygamberinizin ehli beytinden olup Allah'a itaat edenlere itaat edin. Onlar Allah'a itaat ettikçe itaat edilmeye herkesten fazla layıktır. Oysa ki halkın bir kısmı şerefimizle şeref bulduğu halde emrimize karşı durdular. Cezalarında gördüler, daha da görecekler. İçinizden bana yardımdan çekinenlerin sözlerini tutmayın. Onlarla görüşmeyin. Görüşürseniz onları gerçeğe çağırın ki Allah bölüğüne uysunlar. Şimdi Küfelilere söylediği söz bu. Nitekim Peygamber Efendimizle Hazreti Ali arasında tabii Türk kültürüne sirayet etmiş bir olaydır. Musahiplik denilen bir kavram vardır. Siz de biliyorsunuz. Evet. Musahipliğin ilk başlangıç noktasını sevgili Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerle Medine'de onları misafir eden, onları bağrına basan Ensar arasında gerçekleştirmişti. Ve bu bahsettiğimiz olay bittikten sonra en son hicret eden kişi Hazreti Ali Efendimiz'di. Yorgunluk, ayakları kan revan içerisinde geldikten sonra ey Allah'ın Resulü, herkese bir kardeşi var, benim kardeşim kim olacak demişti. Resulullah Efendimiz de Musa için Harun neyse benim için sen olsun demişti. Seni kendime ayırdım. Evet, seni kendime ayırdım. Senin kardeşin benim, benim kardeşim sensin demişti. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamberimizin çok özel bir hukuku vardı. Nitekim onunla her şeyi konuşuyordu. Hazreti Peygamber Hira mağarasına o vahiy gelmeden önce de Hazreti Ali zaten onun evinde büyüdü. Onunla beraber Hira mağarasına gidiyordu. Hazreti Ali Efendimiz hepimizin malumu bu Ehl-i Beyt külliyatının sahibinden hepimiz bunu çokça dinledik.
Kabe-i Muazzama'da doğan yeryüzünde tek bir insan var. O da Hazreti Ali. İsim babası da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de kayınpederi. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'e peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ya Ali, seni dehşete düşüren bir şeyle karşılaştın mı? İşte böyle bir durumda şöyle dua et. Allah'ım, Muhammed ve onun ehli beytinin hakkı hürmetine beni bu zorluktan kurtar. Kimi hatırlattı size bu benzeri bir dua? Tutalım hocam. Hocam sık sık derdi ki, hem bu ekranda hem gittiği kalabalık böyle etkinlik programlarda arkadaşlar derdi. Ben hep yaparım. Siz de yapmanız, size de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sıkıntınız olduğu zaman mutlaka bir Fatiha-i sokuyun ve Peygamberimizin kızı Fatıma-tü Zehra annemize bunu bağışlayıp ondan himmet ve tasarrufuna sığının. Ondan yardım isteyin. İnanın mutlaka o yardımı göreceksiniz derdi. Seyircilerimize biz bugün bunu hatırlatalım bir daha. Çünkü aynı yerden geliyor. Bir şey daha var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocası. İmam-ı Cafer-i Sadık. Az önce siz anlattınız ya hani kimi insanlar takvayı farklı şekillerde olayı sadece görüntüden ibaret zannediyorlar. Böyle bir şey yok. İmam-ı Cafer Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Yalancının mürüvveti olmaz. Hasetçi kimse rahat yüzü göremez. Cimrinin dostluğu olmaz. Cimrinin dostluğu olmaz. Duygusuz kimsenin kardeşliği yoktur. Kötü ahlaklı kimse de efendilik olmaz. Öyle cümleler ki bunların her birisini alın bir konferans konusu gibi toplumu anlatın. Anlatın, evet. Birkaç şeyim kaldı onları anlatıp ben bitiriyorum. Yine İmam-ı Zeynel Abidin bir gün yine etrafındaki yarenleriyle beraber oturup konuşurlarken ona şu soru soruluyor. Ey imam, ey peygamber torunu, dinin bütün kurallarını bana anlat. Nasıl bunları yaşayabilirim? İmam-ı Zeynel Abidin aleyhisselam da şöyle buyurdu. Bu kurallar üç tanedir. Bakın çok basit bir şey. Bu kurallar üç tanedir. Birincisi hakkı söylemek. Hakkı söyleyeceksin. İki, adaletle hükmedeceksin. Üç, verdiğin söze vefa göstereceksin. Bu üçüne dikkat edeceksin. Dinin bütün kuralları bunda toplanmıştır. Şimdi iman ediyorsunuz. Kime karşı sözünüzü tutuyorsunuz? Bezmi ezelde, bezmi eleste hakka verdiğiniz sözü hatırlamak, ahde vefa. Adaletle hükmetmek, Allah Kur'an'ında pek çok ayeti adaletle hükmetmek. Bu illa hakim olmanız anlamına gelmiyor. Evet. Diğer bir konu hakkı söylemek. Zaten Kur'an'ın diğer isimlerinden bir tanesi de zikirdir. Hakkı söylemek. Hakkı sadece hak ve hakikatin üzerinde bir hayat yaşamak. Bu düsturu aslında biz hocamızın hayatında çok net bir şekilde gördük. Hocam burada zaten İslam'ı bu üç sacayakta özetleyen İslam, bunun tersi olarak da münafıkların alametini de üçe bağlıyor. Yani hak, adalet ve emanet sözcüğü üçü de reddedilenler için münafığın alameti. Söylediği zaman yalan söyler, emaneti ihanet eder ve vaadinden sözünden geri döner. O açıdan İmam Zeynel Abidin'in İslam özeti aslında çağlara damga vuran bir özettir. Hak, adalet ve söz. Buradan çok hoş bir şeydir. Hocam da çok severdi. Hadikat-ı Süveda diye bir kitap var. Evet. Fuzuli'nin çok meşhur Ehl-i Beyt'i anlattı. Peygamberlerin çektiği çilelerle Ehl-i Beyt'in imamlarının, özellikle o beş kişinin hayatındaki yaşadıkları sıkıntıların, çilelerin hepsini şiirimsi bir şekilde anlatmıştır, aktarmıştır. O kitabı okuduğu zaman insanın duygularına hakim olma ihtimali çok zor. Ağlarsınız. Yani nasıl bir ağlama? Gerçekten Fuzuli zaten hayatını Necef ve Kerbela'da geçirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır. Birisi mesela Baki sarayda kalmıştır. Fuzuli Necef'te kalmıştır. Birisi Ehl-i Beyt'le hayatını yaşamıştır. Birisi burada yaşamıştır. Şimdi işte bu Hadikat-ı Süveda'da anlatılan bir bölüm vardır. Bunu biz hocamın kitabında da Hazreti Hüseyin hayatını anlattığı eserde de daha genişini bulabiliriz. Anlatılan şeyi ben aktarayım sizlere. İmam Hüseyin Hazreti Zeynep'in dizine mübarek başını koyup uykuya dalmıştı. Ben bugünün şeyiyle anlatıyorum, aktarıyorum. Birdenbire sıkıntıyla uyandı. Nemli gözlerinden yaş cevheri revan oldu. Ümmü Gülsüm dedi ki, ya Hüseyin niçin ağlıyorsun? İmam Hüseyin aleyhisselam cevap verdi.
Şimdi düşümde dedem Hazreti Resulullah'ı gördüm. Ağlayarak bana dedi ki, ya Hüseyin, birbirimize kavuşmamız yaklaştı. Ümmü Gülsüm ağladı. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Ekber sordu. Ey imam, düşmanlarımızla çarpıştığımızda hak bizim tarafımızda mıdır yoksa onların tarafında mı? İmam Hüseyin aleyhisselam buyurdu. Hak bizledir. Biz hak ile beraberiz dedi. Ali Ekber de şu sözü söyledi. O halde her cefa düşünülmüş olsa da gam değil. Bu bölüm. Sadece bir bölüm aktardım. Çok güzel bir eser. Hadikat-ı Süeda. Nitekim burada hani biz Yusuf peygamberin hayatını anlatırken işte kuyu olayını anlatırız. Kuyuya düştü. Hazreti Hüseyin'i küfürler nereye düşürdü? Kerbela kuyusuna düşürdü. Ya baktığımız zaman aslında Ehl-i Beyt bütün peygamberlerin yaşadığı o çilelerin, ızdırapların, ihanetlerin hepsini görmüştür. Tamamını yaşamış. Hepsini yaşamışlardır. Yani imamların tamamı şehit edilmiştir. İmam Muhammed Mehdi hariç. Hepsi şehit edilmiştir. Peygamberimiz, peygamberimizin kızı hepsi şehittir. Bu soya ait olan insanların hepsi hani şöyle desek ne kadar Habil'in tarafında. Yani tertemizdir onlar. Onlar mutahhardır, tertemizdir. Allah onları sevmiş, seçmiş, özel tutmuş olduğu insanlar. Nitekim Resulullah Efendimiz Tirmizi'nin menakibinde anlatılan hadis. Kim beni, Hasan ve Hüseyin'i, onların babasını ve annesini severse kıyamet günü ben onunla birlikte olurum. Aslında çok kısa kestirme bir şey. Siz kimle beraber olmak istiyorsunuz ahirette? Kimin yanında dizi dibinde olmak istiyorsunuz? Kiminle beraber? İmamınız kimse onunla beraber. Yani kiminle beraber olacaksanız onu bu dünyadan seçeceksiniz. Evet. Yani ahirette bu seçim yapılmıyor. Yani sizin peygamberi sevmeniz. Yani bu tarafta efendim yalancı, sahtekar, hain birini imam seçip de ondan sonra ya Resulallah ben öteki tarafta böyle yaptım ama şaka yaptım deme lüksünüz yok yani. Burada son sözü ben şöyle tamamlayayım. Bu dediğinize ilaveten söyleyeceğim. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinde Divan-ı Kebir'de Ehl-i Beyt'i çok anlatır. Mesela Kerbela'yı anlattığı bölümler vardır. Bir bölümde de doğruluk konusunu işler. Doğruluk konusunu aslında bu dediğinize tam böyle oturtabileceğimiz bir olay. Doğruluk Musa'nın asası gibidir. Eğrilik ise sihirbazların sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca bütün eğriliklerin hepsini yutar. Ehl-i Beyt İslam'ın gerçek modelidir. Onlar birer canlı Kur'an'dır. Ehl-i Beyt modeliyle İslam'ı yaşadığınız zaman hak, hukuk, adalet, imanın zevkini yaşamak, ibadetin hazzını almak, insanlar arasındaki hukuka dikkat etmek, insanların gerçekten değerini vererek onların kadirini, kıymetini ya dinde kardeşin ya da insan olmaktan gelen bir insan türü, insan eşi olarak yani siz onu sevdiğinizde toplumların gerçekten tadacakları çok güzellikler var. Çünkü Ehl-i Beyt ümmeti Muhammed'in sigortasıdır. Allah onların şefaatine nail etsin diyorum. Bu bilgileri, bu aile hakkındaki bilgiyi bize anlatıp aktaran çok muhterem hocamızın rahmeti bol olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Milletimizin de bu vesileyle geçmişten rahmet olsun. Böylece nihayet erdirim ben konuşuyorum. Evet hocam ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu Ehl-i Beyt'in örnek hayatını her hafta programlarımızda işlemeye devam edeceğiz. Ali hocam, sizin de bir başka yönünüz, başka güzelliğiniz. Muhterem hocamın, biz hocamın eserleriyle yaşıyoruz. Onunla yaşayacağız inşallah kıyamete kadar. Bize büyük bir servet, büyük bir hazine bıraktı. Bu hazine bize de yeter, torunlarımıza yeter. Kıyamete kadar gelecek bütün zürriyetimize de, neslimize de yeter. Bütün inananlara, Müslümanlara da yeter. Yani bir yerde kavga varsa kardeşliğin çözümü burada. Bir yerde ihanet varsa çözümü burada. Aşağılama varsa çözümü burada. Hakkın gasp edilmesi varsa çözümü burada. Biz bunları inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Burada şunu da ifade etmekte fayda var. Muhterem hocam hep şunu ifade ederdi. Ben Sünni dünyadan yetişen bir alimim. Ama keşke derdi ben Şia ilmini veya Caferi İmam Cafer'in fıkhını bilebilsem de onunla amel edebilsem ama benim ömrüm derdi buna bilmiyorum yeter mi bundan sonra. Ama onun ömrü bitmedi. Biz böyle inanıyoruz yani. Yani bu hayatı ortaya koyan, bu hayat anlayışını ortaya koyan bir insanın
ölümsüzlüğüne biz inanıyoruz. Kainatın efendisi başta olmak üzere, Hazreti Ali Efendimiz, Ehl-i Beyt imamları başta olmak üzere onlar ölümsüzdür. Biz bugün ibadet deyince aklımıza ilk gelen İmam Seccad'dır, İmam Zeynül Abidin'dir. Efendim fıkıh deyince aklımıza gelen İmam Cafer'dir. Cesaret deyince, hak derince, hakka sahip çıkma deyince aklımıza gelen İmam Hüseyin'dir gibi yani. Biz şuna inanıyoruz. Bütün bir yolun tamamlayıcısı olan İmam Mehdi, İmam Zaman, biz onun da geleceğine gönülden inanan insanlarız. Çünkü hocam bizi bu öğretiyle besledi, büyüttü. Biz onu da özlemle bekliyoruz. Ve derdi ki ben İmam-ı Mehdi'ye asker yetiştiriyorum. Her biriniz bu manada İmam-ı Mehdi'nin arkadaşları, yoldaşları ve onun askerleri olacaksınız. Biz elhamdülillah bizi bu manada eğitti. Biz asker olmaya, biz nefer olmaya varız. Bu manada diyoruz ki ya Rabbi sahibini de gönder ki biz de onun zamanında yaşayalım, onun gününü görelim. Onunla beraber bu mücadeleyi bitirelim. Bu manada İmam Cafer'in güzel veciz bir sözü var. İnşallah vaktimiz olursa onu da zikrederiz. Ben şunu ifade edeceğim hocam. Her hafta muhterem hocamın Gadir Ruhum'la alakalı özellikle Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt'te ortaya koyduğu 222 tane sünni alimin, niye bunları ifade ediyoruz? Sünni diyoruz. O dünyadan gelen, bizim de içinden yetiştiğimiz dünyanın alimleri, bütün bu osi eserlere kaynaklık eden, ki ama bu eserlerde sadece sünni dünyanın değil, Caferi, Şii dünyasından da mümtaz alimlerin eserlerinden nakiller var. Ama biz özellikle bizim dünyaya, bizim dediğimiz sünni dünyaya bir şey ortaya koymak istiyoruz. Muhterem hocamın koyduğu gibi. Yani bakın, ey Müslümanlar, ey inananlar, ey kendine sünni diyenler, ehli sünnet diyenler. Ehl-i Beyt diye bir hakikat var. Bu hakikati bugüne kadar gizlediniz, örttünüz, ketmettiniz, hatta katlettiniz. Ama bugün sizin de inanmanız gereken, sizin kaynaklarınızda o bizi gizlediğiniz Ehl-i Beyt'in hakikati bu. Bunu ortaya koymaya çalışıyoruz her hafta. 222 tane sünni alim var. Her hafta bunların eserlerinden iki tanesinin özellikle metinleri, Arapça metinlerle ortaya koyuyoruz ki. Yani inanmayanların tabiri caizse gözünün içine sokuyoruz artık. Hocaysan buna inanacaksın, alacaksın, okuyacaksın, ha diyeceksin. Ve hakikati bulunca da sarılacaksın yani. Eğer hakikat konusunda onu bulunca da ona sarılmıyor veya onu efendim tescil etmiyor, ikrar etmiyorsan bu da hem ilme hem de hakikate karşı, hakka karşı yapılan ciddi bir iman zafiyetidir. Bu manada bugün de yine iki tane eser var bildiğim kadarıyla. İmam Cesari'nin ve İmam-ı Sabban'ın eserlerinden ki bunlar sünni dünyada hem muhaddistir hem müfessirdir. Önde gelen iki tane büyük alim. Onların eserlerinden Gadir Rum'u konuşacağız değil mi hocam? Evet. Buyurun. Şimdi sizlerin de dediği gibi aslında bize şu öğretildi. Yani ilk başta hocamızı selamlayarak biz başlayalım yine. Allah'ın selamı çok kıymetli hocamızı. Analım, selamlayalım. Çünkü bu elimizdeki bütün bilgi birikimi hocamıza ait. Yani eğer o bu kitapları yazmasaydı, eğer o bu araştırma üzerine yönlendirmeseydi, biz bunların hiçbirini yapamazdık. Yapmazdık da yani. Ama o teşvik etti. Çok çok sağ olsun. O yönlendirdi. Onun yönlendirmesiyle eserlerin kaynakları. Çünkü bu eserler yazıldığı zaman birçok insan şunu söylediler. Ya işte bunların delilleri var mı? İşte yazılıyor ama işte şöyle böyle. Ya bu isimleri böyle kafadan mı? Kafadan mı? Ha. İşte yerleri var mı? Kitaplarda yerleri belli mi? Hep bu şekilde söylendi. Ya bu kadar delil işte nasıl toplandı, nasıl yapıldı? Aslında hepsinin yerleri var. Ya bazıları yazılmış, bazıları yazılmamış ama hepsinin yerleri var. Hepsinin yerleri var. Hatta bazen işte programa çıkmadan önce size de söylüyorum diyorum işte şu kadar dosya, 20 dosya, 30 dosya. Siz diyorsunuz sıkıştırın, sıkıştırın işte. Yani öyle insanlar ki yazmış oldukları eserler bir tarafa. Onu niye hocam söylüyoruz biliyor musunuz? Şimdi siz biyografiyi çok fazla önemsiyorsunuz evet. Ya. Aslında biyografinin de önemi var. Biz evet. Bugüne kadar İmam Hatip'te, ilahiyatta hep şunu ifade ederdik. Efendim bu muhaddisler hadis konusunda o kadar efendim ölçülü, o kadar sık eleyerek yol almışlar ki efendim Mısır'dan kalkmış Medine'den veya Mekke'den
Mısır'a, Kahire'ye gitmiş. Orada efendim bir tane hadis nakleden bir zattan, bir büyük zattan hadis nakledecek. Yani bir tane atı taş, çakıl taşlarla beraber çağırıyor. Buğday diye çağırıyor. Onu aldatıyor. Efendim bu eğer hayvanı aldatıyorsa beni de aldatır deyip gidiyor. Ama hiç şunu düşünmedik hocam yani. Bu dediğimiz olaylar hicretten 200 sene, 250 sene sonra vuku bulmuş olaylar. Tamam, buna saygı duyuyoruz. Peki ama hicretten 200 sene, peygamberin vefatından 200 sene sonra dünyaya gelmiş insanların derlediği İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi, İbn-i Mace, İmam Nesai gibi insanlar derlediği hadis kitaplarını kaynak kabul ediyorsunuz ama hayatını çocukluktan itibaren Resulullah'la beraber geçiren İmam Ali'den bir tane kaynak yok. Veya o kaynakları gizliyorsunuz. Gizliyorsunuz, nakletmiyorsunuz. Yani Haydar Baş Bey aslında çok kıymetli üstadımız şunu yaptı. Yani başardı mı? Başardı. Yani Sünni dünyaya da, Şii dünyaya da birleşmenin nasıl olabileceğini, birleşmenin İmam-ı Ali aleyhisselamla beraber kerremallah ve celle ancak olabileceğini, Ehl-i Beyt'le olabileceğini hem ispat etti, hem gösterdi, hem de eserleriyle gelin ortaya olur. Koydu. Yavuz Hocam demin çok güzel bir hadis-i şerife değindi. Dedi ki işte kim seni ya Ali severse mümindir. Kim sana buğz ederse münafıktır. Yani bu aslında Müslümanın şiarı. Ölçü. Ölçüsü bu. İşte kimle beraber olacak? Evet, Livail Hat sancağını tutacak olan kişi İmam Ali aleyhisselamdır. İmam Ali kerremallahu vecedir. Yani onsuz bir hayat olur mu? Olmaz. Yani onsuz bir İslam olur mu? Olmaz. Onsuz cennet de olmuyor. Yani. Hatta Iraklı büyük bir alim demişti. Çok enteresan bir kelam. Büyük bir söz ve yerinde oturan. Sünni bir alim söylüyor bunu. Sünni bir alim söylüyor. Diyor ki, ismi şu anda aklıma gelmedi. Bütün dinler diyor, peygamberlerinden sonra bozulmuştur diyor. Bütün dinler. Yani Hristiyan, İsa Aleyhisselam'a gelen din, Musa Aleyhisselam'a gelen din, Davut Aleyhisselam'a gelen din, hepsi diyor, bunların diyor bozulmuşlardır. Peygamberlerin hemen akabinde bozulmuştur. İslamiyet bozulmamıştır diyor. İslamiyeti ayakta tutan diyor, İmam Ali'ydi. Evet. Kerremallahu vecihiydi. O diyor İslamiyeti tutmuştur ayakta. Ve gerçekten Sünni alimler dediğimiz insanlar da öyle eserler yazmışlar ki İmam-ı Ali hakkında gerçekten hepsi, yani Sünni olup da İmam-ı Ali'ye karşı çıkabilen bir insan yok. Ehl-i Beyt'e karşı çıkan bir insan yok. Yani gerçekten okumuş, bilmiş, öğrenmiş alimlerin hepsi İmam-ı Ali'nin özelliklerini, işte menakıp kitapları, biraz sonra ona gireceğiz. O menakıb kitaplarının hepsinde İmam-ı Ali'ye özel yer ayırmışlar. Ve bizim bildiğimiz işte Gadir hadisini, Tehniye hadisini, işte Rahbe hadisini, hepsini ne yapmışlar? Oralara yazmışlar. Hocam bu Ehl-i Sünnet ve Sünni kavramlarını da biz sorudan çıkardık yani. Yoksa bunların hepsi siyasal. Ehl-i Beyt aşığı bunların yani. Evet, bunlar siyasal. Evet. Bunlar siyasal olan bir ayrılıklar. Yoksa hiçbir Ehl-i Sünnet alimi gidip de Şii bir alime laf söylememiş. Şii bir alim işte Sünni bir alime laf söylememiş. İşte bunun en büyük örneği Ebu Hanife Hazretleri ile Cafer-i Sadık'ta görüyoruz biz bunu. Yani Cafer-i Sadık talebe olmuş. İlmini alıyor. Ondan sonra kendisi de talebelerini eğitiyor. Ve en ufak bir hakaret, en ufak bir şey yok. Ve dikkat edin, Hanefi fıkhında bazı şeyler Cafer-i fıkhından alınmadır. Caferi fıkhından alınmadır. Yani Caferilerle Hanefiler namaz kıldıkları zaman birbirine benzerler. Yani hepsi birbirine benziyor zaten. Şimdi biri el bağlıyor, biri bağlamıyor. Bazı teferruat olayları vardır. Ama okudukları Fatihalar aynıdır, tesbihatlar aynıdır. Zamm-ı Sure Kur'an-ı Kerim'den okunuyor. Evet. Hepsi aynıdır. Bunlarda bir en ufak bir ayrıcalık yok. Bir ayrı gayri yok. Hepsi bir ve beraber. Ve Haydar Baş Bey hayatıyla bunu ortaya koydu. Yaşantısıyla ortaya koydu. Eserleriyle ortaya koydu. Yetmedi. Ehl-i Beyt, uluslararası Ehl-i Beyt sempozyumları yaptı. Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt konferansları yaptı.
dünyanın birçok yerlerinden alimler getirdi ve o alimlere de gösterdi. İşte bakın dedi, Sünni böyle düşünüyor, Şii böyle düşünüyor. Halkımız ilk defa bunları gördüler. Ve o sempozyumlar dünyada olmayan sempozyumlardı. Yani böyle paşa paşa ülkelerin, büyük büyük ülkelerin yapmış olduğu sempozyumlardı ki en sonu 1933 yılında işte Kudüs'te yapılmış. İslam ülkeleri birlikteliği, alimler birlikteliği yapılmış, işte ulemalar gelmişler. Ne demek demişler? Biz sizi küfürle itham edemeyiz. Siz bize etmezsiniz. Bunu 1933 yılında yapmışlar. Haydar Baş Bey bunu 2000'li yıllara taşıdı. Evet. Ve devlet gibi, devletlerin yapamadığı birliktelikleri, devletlerin ortaya koyamadığı o imani gücü, kuvveti bir devlet gibi ortaya koydu. İşte o coğrafyadaki Müslümanların birbirlerine olan husumetlerini, birbirlerine olan kinlerini, nefretlerini onları kardeş olarak göstererek dindirdi. Yani Sünni dünya Şia'yı tanıma imkanına sahip oldu. Baktılar ki bunlar da ehli kıble, evet, bizim gibi. Yani hatta öyle insanları vardı ki yani cübbeyle, sarıyla falan kendisiyle beraber molla, haze molla. Evet. Artı Şii dünyada, Caferi dünyada, ya Sünni dünyadan Haydar Baş gibi bir insan çıktı. Yani Sünnilik de mer o onlar gibi değil yani. Değil. Yani Haydar Baş da, Haydar Baş hem Sünniydi hem Caferiydi yani bu manada yani. Hem Sünniydi hem Aleviydi. Yani hakkı ortaya koyan ehli sünnet aşığı bir insandı yani. Haydar Baş Bey söylüyordu yani. Diyordu ki siz İmam-ı Ebu Hanife gibi Sünni olun. Siz İmam-ı Şafii gibi Sünni ben de onun olun gibiyim diyordu yani. Efendime söyleyeyim Caferi, İmam-ı Caferi gibi, İmam-ı Cafer gibi Müslüman olsun. Efendime söyleyeyim Alevi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Müslüman olsun. Hep bunların üzerinde duruyordu. Evet. Yani bozulmadan, öz, olduğun gibidir. Yani ne sen Şafi, Zeydi ol, Şii ol, ne sen Şii, Hanefi ol, öyle bir şey yok. Ama hepiniz imamlarınız gibi olun. Sizin imamlarınız nasıldı? Ve birbirimize müsamaha gösterin, kardeş bilin. İmamlarınız nasıldı? Bunlar gibi olun. Evet. Ve biz şimdi gerçekten geldik bugünümüze. Şimdi bir kitapçık yazdı Haydar Baş Bey. Yani aslında devasa bir eser. Ebatı küçük olduğu için değil mi? Ebatı ufak belki küçük geliyor ama cep kitabı. Cep kitabı alıp okunacak ve özümsenecek bir kitap. Ezberleyin demişti yani. Yani gerçekten ezberlenmesi gerek. Böyle her satırının altı çizilmesi gereken bir eser. Evet. İnanın şimdi ben çalışıyoruz işte arkadaşlarla üzerinde. Öyle şeylere rastlıyorum ki böyle. Günlerce yazılacak konular var. İşte bunlardan bir tanesi Haydar Baş Bey'in Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt kitabında 82. sayfada 11. Ehl-i Sünnet aliminin kaynağı. Buna geçelim biz. İs'aful Râgibîn fî sîretil Mustafa ve fedâil ehl-i beytit tâhirîn. İmam Cezeri'nin eseri. Bu İmam-ı Sebban'ın eseri. Şafi, İmam-ı Sebban. Kısa biyografisinden de bir şey yapalım, anlatalım. Çünkü evet, hayatları da çok önemli. Bu insanlar öyle insanlar ki, yani bunları tanıdıkça çok büyük alimler ve bu alimleri gördükçe Haydar Baş Bey'in ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. Yani neler neler yapmışlar. Eserler vermişler, hicretler etmişler, sıkıntılar yaşamışlar. Yani biri almış öbür tarafa götürmüş ama Haydar Baş Bey'e bakıyorsunuz. Yani devletlerin üzerinde bir otorite koymuş ortaya. Kurmuş olduğu müesseselerle, kurumlarla, o durmuş olduğu konumuyla, otoritesiyle, evet, ilmiyle, ferasetiyle. Yani bakıyorsunuz yani bu alimler, müthiş alimler hepsi. Ve Haydar Baş Bey'e bakıyorsunuz fitneden, fesattan uzak, cehalete düşman, cahilliğe, münafıklığa düşman. Müthiş bir tavır. Evet. Yani Haydar Baş Bey'e hayatına bakıyorsunuz. Yani bu alimlere baktıkça yani Haydar Baş Bey'in değeri daha da artıyor. Hiç gizliliği olmayan, her şeyi açık ve net olan. Açık, şeffaf. Evet. Yani birlikten, beraberlikten, yani ülkesinden, vatanından, insanlıktan yana olan bir insan. Evet. Yok böyle bir insan yani. İnşallah bizler onun mirasını Sayın Hüseyin Baş Bey'le
güzel noktalara taşırız diyorum. Şimdi 11. eser dedik. İs'afur râhibin. Sa'fe aslında yardım etmek manasında kullanılan bir şey, bir kelime. İs'af da Arapçada can kurtarana, modern Arapçada is'af can kurtaran, evet. Ambulans diyebiliriz biz. Râhibin, rağbet edenler, yönelenler. Efendime söyleyeyim. Yani nereye yönelenler? Fî sîratil Mustafa ve fedâili ehli beyti tahirin. Temiz ehli beytine ve onun faziletlerine ve Mustafa'nın seçilmiş olanın aleyhissalatü vesselam Efendimizin yoluna yönelenlere yardımcı. Şimdi kitabın ismini görüyor musunuz? Ne kadar müthiş bir kitap. Yani ismi ehli beytin üstünlüklerine, ehli beytin temizliğine ve seçilmiş olan Mustafa'nın yoluna, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin yoluna yönelenlere yardımcı. Yani biz bunu bu şekilde anlayabiliriz. Yardımcı olan bir kitap. Ve bunu yazan insan Sebban, Ebu İrfan Muhammed bin Ali Sebban Eşşafi'yi. Ve 13. yüzyıl, yani 1700'lü yıllarda yaşamış Osmanlı hakimiyetinde. Kahire'de doğuyor. Kahire'de büyüyor. Astronomi, matematik ve bunun yanında Arap dili ve edebiyatı ve İslami ilimleri alıyor. Astronomi ve matematik üzerinde eğitim aldığı için de muvakkıt oluyor. Muvakkıt ne demek? Eskiden namazların saatlerini, evet televizyona da geldi, ekrana da geldi şu anda görüntüsü. İs'afur Rabi'in. Bu ana eser. Bunun tabii şerhleri de var. Nurul Ebsar var. Şu anda da o gözüküyor. Yani bu Sabban'ın şerhleri yapılmış. İşte bu Nurul Ebsar da onlardan biri. Muvakkıt camilerdeki, daha doğrusu büyük camilerdeki ezanların okunma saatlerini tespit edenler. Astronomiyle, matematikle uğraştığı için işte hangi ay Ramazan ayına geldik, Şevval bitti, işte Zilitçe, Zilkade, ayın gözlemlerini, güneşin hareketleriyle namazın vakitlerini yazan insanlar. İlk başta İmam Şafii'nin türbesinde, Kahire'de İmam Şafii'nin türbesinde muvakkıtlık yapıyor. Tabii ondan sonra tam bizim Elezer'in karşısında cami, çarşı vardır. Böyle bir köşe dükkanlar vardır. İşte orada bir tünel var. Hüseyin Meydanı'na geçecek bir tünel vardır. Yeraltı tüneli. O yeraltı tünelin çıkışında Zeheb diye, Ebu Zeheb diye bir cami var. O cami yapıldığı zaman da İmam Şafii'nin oradan, yani yaklaşık bir 5-6 kilometredir Elezer'e uzaklığı İmam Şafii'nin kabrinin, Bostan mezarlığındadır. Oradan Elezer'in tam karşısına geliyor. Muvakkıt olarak oraya geliyor. Ve muvakkıtlığa orada da Osmanlı paşaları zamanında da devam ediyor. Osmanlı paşaları zamanında da devam ediyor. Ve Mısır'da da tasavvuf çok yaygındır. En önemli bir özelliği de mutasavvıf ve Şazeli tarikatına müntesip olması. Yani Mısır'da Kadiriler, Şazeliler, Rufailer, bunun yanında Bedevi, Ahmet el-Bedevi'den gelen Bedeviye yolunun müntesipleri, işte Dusukiler, İbrahim'in Dusuki'nin de kabri malumunuz oradadır. Ondan dolayı epey bir yaygın orada varlar. Kendisi de Şazeli tarikatının önde gelenlerinden. Hatta üstadının halifi olduğu söyleniyor. Ve ondan sonra da zamanın çoğunu astronomiyle geçiriyor. Ve ne zaman ki bizim Hasan Paşa'mız, Vali Hasan Paşa'mız oraya gidince de ona büyük ihsanlarda bulunuyor. 1792 yılında ona büyük ihsanlarda bulunuyor. Ondan sonra kendisi de vebadan vefat ediyor. Veba hastalığından vefat ediyor. Çok sevdiği İmam Şafii'nin, kendisi Hanefi olmasına rağmen, Hanefi alimlerinden de ders almasına, ibadetini Hanefi fıkhına yapmasına rağmen çok sevdiği İmam Şafii'nin yanına
Bostan Mezarlığı taraflarında defnediliyor. Ve yazmış olduğu eserler, yani çok eser yazmış. Yani El Kafiyetü'ş Şafiye, Er Risaletü'l İstiarat, Urcuze fil Aruz, Risale fi Tahkiki Miyaril Vezn, Şerhul Ala Tecidil Bennani, Haşiye Ala Şerhil Uşmuni, birçok eserler yazmış. Arap dilinde, Arap edebiyatında ve astronomi üzerine. Ama en önemli eserlerinden biri bahsetmiş olduğumuz İs'afur Ra'ibin fi Siretil Mustafa ve Fadaili Ehli Beyti. Bu eser bütün İslam aleminde basılmış. Bombay'dan Kahire'ye kadar bütün İslam aleminde basılmış bir eser. Ve Sabban Sünni dünyada Ehl-i Beyt'in nasıl sevildiğini bize anlatan en önemli insanlardan biri ve Gadir hadis-i şerifini, Gadir-i Hum hadis-i şerifini 30 tane sahabeden rivayet ediyor. 30 sahabeden rivayet ediyor. Ve hadisin birçok senedinin de sahih ve hasen olduğunu ispatlıyor. Evet. Hadisin sahih ve hasen olduğunu ispatlıyor. Ve hemencik biz o arkadaşlar tekrardan verebileceklerse, eğer ekrana gelirse de, bizim bildiğimiz bu Sakaleyn hadis-i şerifi var. İşte size iki emanet bırakıyorum. Eyyühennâs innemâ ene beşerun mislukum diye başlayan Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi ve inni tarikun fîkum sakaleyni. Size iki ağır emanet bırakıyorum. Kitâballâhi fîhil hudâ ven nûr. Nur olan, hidayet rehberi olan Allah-u Teala'nın kitabı, Kitabullahi. Fetemsiku bi kitabillahi azza ve celle ve huzu bihi ve ehli beyti. Allah-u Teala'nın kitabını, Kur'an-ı Kerim'ini alın ve benim ehli beytimi alın. Ve üzekkirukumullahu fi ehli beyti. Size hatırlatırım, Allah için hatırlatırım. Ehl-i Beyt'imi size hatırlatırım. Ehl-i Beyt'im konusunda size Allah'ı hatırlatırım yani. Allah'ı unutmayın. Ehl-i Beyt'im konusunda sakın Allah'a rağmen iş yapmayın. Evet. Bu hadis-i şerifi isnatlarıyla beraber nerelerde olduğunu hepsini almış. 30 tane delille beraber almış. Kitabının bazı baskılarında 151 fakat hadis numarası olarak 174. numaralı hadis-i şerifinde yazmış. 12. kitapsa Esnel Metalib fi Menakibi Ali bin Ebu Talib. Yani Ebu Talib Cezerini. Ali bin Ebu Talib'in menakipleri, üstünlükleri. Yani nedir Ali bin Ebu Talib'in üstünlüklerini yazmış. Kim bunu yazan da Cezeri. Bu eseri yazan da Cezeri. Cezeri 1350'lerde. Yani Osmanlı'yla Yıldırım Beyazıt devrinde, şimdi anlatacağız zaten. O devirlerden önce 1350'de doğan bir İslam alimimiz. Kendisi aslında bu bizim Cizre'ye Cezire-i İbn Ömer diyorlar. Hakkari Cizre'ye, şimdi Şırnak'ın ilçesi Cizre'ye Cezire-i Ömer dedikleri için buraya Cezeri, buralı olanlara Cezeri deniliyor. Bunun da ailesi Şırnak Cizreli. Oradan Dimeşk'e gelmişler. Dimeşk'te Şam'a gelmişler. Şam'da, yani biz Şam diyoruz da bölgenin ismidir Şam. Başkent Dimeşk'tir. Efendime söyleyeyim. Orada eğitimine başlıyor. Kur'an-ı Kerim eğitimini alıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cezeri bizim hatta şöyle söyleyelim biz, Cezeri bu aşere terkip diye biliriz biz. Hani bizim Mustafa Yıldırım hocamız var. Üstad Allah selametini versin. Tabii
Kur'an-ı Kerim'i 10 yol üzerine okumak, 10 terkip üzerine okumak. İbn Cezeri bu 10 yolu kurumsallaştıran, evet, kurumsallaştıran, ortaya çıkartan insan. Yani bütün bu yollarda icazet alanlar onun ismini anarlar. İbn Cezeri'nin ismini anarlar. Yani onu müesseseleştirmiş, kurumlaştırmış büyük bir alim, kıraat üstadı. Evet. Değişik üstadlardan almış ve onun zamanına kadar 7 imamla geliyor ve bu 7 imamın kıraatını 10 aşere terkibe tamamlıyor kendisi. Böyle büyük bir alim. Ve bütün kıraat silsilleri İbn Cezeri'nin bu ilminde buluşuyorlar yani. İlminin genişliği o kadar büyük yani. Ve bu konuda İrab'da bilmeyenlerin diyor yani kıraatı bilmeleri yanlıştır, okumaları yanlıştır. Böyle ciddi bir ilim insanı, evet, Kur'an-ı Kerim üzerinde mütehassıs bir insan ve ikinci büyük özelliği hadis. Hadislerde müthiş bir şekilde derinleşmiş, kendisini yetiştirmiş ve çok iyi bir alim olduğundan dolayı bazıları ona görevler vermişler. Vakıflarda yöneticilik de yapmış. Fakat bu yaptığı vakıflardaki yöneticilikten dolayı Mısır'ın Maliki kadısı, kendisi babası da tüccar, iyi bir tüccar. Kendisi de ticaret yapıyor. Yani iyi bir alim, bunun yanında da iyi bir ticaret de yapıyor. Bu ticareti esnasında kazandığı paralar var ve Mısır'ın vezirlerinden biriyle, Memlüklü vezirlerinden biriyle takışıyor. Yani alacaklısın, vereceklisin derken İbn Cezeri'ye ciddi bir haksızlık yapılıyor. Mısır Maliki Kadısı tarafından, müftüsü tarafından. Birçok malına el koyuluyor. Bunun üzerine İskenderiye'ye geçiyor. Kahire'ye gidip gitmeleri anında kendine mahkumiyet, ağır bir mahkumiyet verildiğini öğrenince, bütün mallarına el konulduğunu öğrenince Kahire'den İskenderiye'ye geçiyor. İskenderiye'den deniz yoluyla Antakya'ya geliyor. Antakya'dan da öğrencilere tekrardan Kur'an-ı Kerim dersleri verirken oradan Bursa'ya geçiyor. Bursa'da Yıldırım Beyazıt'la beraber oluyor. Nibolu Zaferi'ne, Savaşı'na katılıyor. Ondan sonra Ankara Savaşı'na katılıyor. 1402'de Timur'la beraber yapılan savaşa katılıyor. Tabii esir bunlar düşünce Timur bunu tanıyor. Tabii şöhretini duymuş. Timur diyor ki seni Semerkant'a götüreyim. İşte orada Keşk denilen bir bölgede, bir vilayette, Semerkant'a bağlı bir yerde buna bir medrese veriyor. Bakın özelliği görüyor musunuz? Memlüklülerle beraberdi. Osmanlıların yanına geliyor. Osmanlılardan beraber Timur alıyor ve Timur onu götürüyor. Aslında baktığınız zaman mezhep farklılıkları göreceksiniz değil mi? Ama padişahlar böyle şeye bakmıyorlar. Yani kimin tarafında olduğuna ilmine bakıyor yani. İlmine bakıyor. Kalitesine bakıyor yani. Kalitesine bakıyorlar. Liyaketine bakıyor. Bakıyorlar. Ne anlatıyor ona bakıyorlar. Bu adam ne diyor? Ve bu insanın anlattığı Ehl-i Beyt. Evet. Bu insanın anlattığı Ehl-i Beyt. Esnel metalib menakibi Ali İbni Ebi Talib. Bunu anlatıyor. Bunu anlattığından dolayı işte Timur yaşayana kadar orada. Timur öldükten sonra Semerkant'tan ayrılıyor. Tekrardan Şiraz'a geçiyor. Orada başka bir sultanla beraber onlar şey alıyorlar onu. Hatta böyle yoldan geçerken bırakmıyorlar onu. Diyorlar ki hayır biz seni bırakmayız. Gel bakalım buraya. Burada kıraat dersleri var. Hadis dersleri var. Ve Şam'da hadis Darül Hadis'i açıyor. Semerkant'a gidiyor Darül Hadis'i açıyor. Şiraz'a gidiyor. Orada Darül Hadis'i açıyor. Yani bu insanlar ilimlerinde doruk insanlar. Şimdi bu ilminde doruk olan insan ne anlatıyor? Şimdi oraya geçelim. Şimdi üstadımız burada yazmış zaten. Kıymetli üstadımız. Gadir hadisini 80 yolla naklederek mütevatirliğini kanıtlamış. Ve Hazreti Fatıma'nın bu konudaki delilini nakledip İmam Ali'nin rahbedik konuşmasını zikrederek bu hadisin pek çok yoldan mütevatir bir şekilde peygamber Aleyhisselam'dan ve İmam-ı Ali'den naklolunduğunu ispat etmiş. Bu hadisi kabul etmeyenlerin mutaassıp ve cahil olduklarını vurgulamıştır. Şimdi kim diyor bunu? İbn Cezeri diyor. Ne diyor?
mutaassıptırlar diyor. Ben cahil 80 yerde naklediyorum. İster kabul et, ister kabul etme diye bunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar verirlerse 12. kitabı, orada da naklettikleri metinler orada gelecekler. Gerçi birazcık karışık geldi ama kusura bakmasınlar. İsteyenlere de arasınlar televizyonumuzu. Biz bunlara PDF'lerini de gönderebiliriz. Hepsi elimizde, bunların var zaten. Rahbede İmam Ali Kerramallahu Vecihi Aleyhisselam söylüyor. Men kuntu mevlahu fe'aliyyim mevlah Allahümme vali men valehu ve ade men adehu. Rahbede orada 12 tane Bedir ashabından insan var. Sahabeden insan var. Ve İmam Ali çıkıyor. Orada ilan ediyor. Diyor ki siz Kadir günü duymuştunuz ya diyor. İşte Allah Resulü benim için bunu demişti. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım ona dost olanlara dost ol, ona düşman olanlara düşman ol. İşte burada şahitliğini istiyor ve devam ediyor. Haza hadis hasenun min hazal vecih sahihun. Yani bu vecihle beraber işte bunların ravilerini anlatıyor. Haddesena Laş, haddesena Ala bin Salim an Yezid bin Ebi Ziyad an Abdurrahman bin Ebi Leyali bunları anlatıyor. Bu ravileri anlattıktan sonra diyor ki bu vecihle hasandır ve birçok vecihlerle de sahihtir. Hasendir, onları sahihtir. Da anlatıyor ve sonradan ve huve mutevatirun eydan anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ravahul cim mil gafir an cim mil gafir. Yani bunları da tek tek atlarda vermiş. Efendime söyleyeyim. Münaşadati yevmil rahmeti kâne am. İşte 35. Hicri yılda rahbede münakaşalarında anlatıyor bunları. Ondan sonrasında bu rahbe hadis-i şerifiydi. Ondan sonrasında devam ediyor. Sana kızan münafıktır. Seni seven Müslümandır. La yeb'adni illa münafık ve la yuhibbeni illa mümin. İmam Ali aleyhisselam söylüyor. Beni diyor ancak mümin sever, münafık da bana kızar. Yani Peygamberimiz hadis-i şerifini... Peygamber Efendimiz'in diyor böyle bir hadis-i şerifi vardı. Bunu da ondan rivayet ediyor. Ve burada Sahih Müslim'de geçiyor. Tirmizi'de geçiyor. Tehzib-ü Tehzib'de geçiyor. Nücum-ü Zeherat'ta geçiyor. Tabakat-ül Hafvaz'da geçiyor. Mizan-ül İhtidal'de geçiyor. Mir'atül Cenan'da geçiyor. Nisai'de geçiyor. Geçiyor da geçiyor. Bunların hepsinden bahsediyor. Ve ayrıyetten bu hadis-i şerifin sahih olduğunu söylüyor. Sahih iman bahsinde olduğunu söylüyor. Tirmizi, Nisai, İbn-i Mace ve Sünen'de geçtiğini bahsediyor. Bunu söyledikten sonra da Tebuk gazvesinde o Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ya Ali sen Harun mesafesindesin Musa'ya göre. Bana göre sen Harun mesafesindesin. Musa'nın Harun'a yakınlığı gibi sen de bana o mesafedesin. Ancak benden sonra peygamber yoktur dediği hadis-i şerifi de Tebuk gazvesine giderken olduğunu söylüyor. Ve onların da Lübab'da yani ondan sonrasında Zunun'da, Keşf-i Zunun'da, Hidayet-i Arif'inde, Tehzib-i Tehzib'de yine devam ediyor. Oralarda da bu hadis-i şerifin rivayetleriyle veriyor, ravileriyle veriyor, senetleriyle veriyor. Yani İmam Ali ile ne kadar alakalı hadis varsa, menakib-i İmam Ali de işte o bildiğimiz kıraat alimlerin şu anda Türkiye'de değil, dünyadaki aşırı terkip okuyanların hepsinin bildiği El-Cezeri, ki bütün kıraat alimleri ne kadar varsa alsınlar El-Cezeri'nin Esnel Metalibini okusunlar. Yani eğer bir insan aşere terkip okuyor, aşere terkip hocasıysa El-Cezeri'yi bilmemesine imkan yok. Ve o El-Cezeri'nin de Esnel Metalibini aldığı zaman
Orada Ehl-i Beyt'i görecek yani. Nasıl kıraatına tabi ise evet. Onun o yazdıklarına da aynı şekilde tabi tamam. olması gerekiyor. Biz bunları biliyor muyduk? Biz bunları vallahi de billahi de bilmiyorduk. Çok çok sağ olsun hocamız. Allah razı olsun ondan ki razıdır. Rahmet diliyoruz. Rahmet diliyoruz. Yani bunları bize öğretti. Evet. Şimdi biz burada çıkıyoruz, bunlardan bahsediyoruz. Ama bunları öğreten kim? Haydar Baş Bey. Yani şu küçücük eserde delillerine giriyorsunuz. İşte bir program yetmiyor. Evet. Yani iki tanesini anlattık biz daha yani. O da yarım yarım anlattı. 220 tane var böyle. 222 yani. Tane var. Ve her biri de bu manada Sünni dünyadan yetişmiş ama Ehl-i Beyt'i sonuna kadar savunan, orada hatta hayatlarını feda etmiş insanlar yani. İşte görüyorsunuz yani. Adam anlatıyor Ehl-i Beyt'i, bir yerden sıkıştırıyorlar. Oralarına girmedik yani. Girsek oralarda çok haksızlıklara uğruyorlar. Taviz vermiyor. Taviz vermiyor. O taviz vermediği için birileri onu sıkıştırıyor. Ondan sonra bu basıyor, çıkıyor, Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da savaşı kaybediyor Yıldırım. Timur onu alıyor. Normalde başka bir şey yapması lazım ona. Ama evet. diyor ki hayır, sen diyor çok iyi, çok kaliteli, büyük bir alimsin. Gel, burada medresenin başına geç. Burada kıraatını okut, hadislerini yaz, kitaplarını yaz. Ve kitapları öyle yazılıyor. Ondan sonra başka bir sultan alıyor. Başka bir sultan onu değerlendiriyor. Yani bu hayatı böyle Mekke'ye, Mısır'a, Kahire'ye, Şam'a yolculuklarla geçiyor. İşte iki defa hac yapıyor, üç tane hac yapıyor. Yemen'e ticaret için gidiyor. Yani o zamanki alimler bakıyorsunuz şimdi insan bir kitap yazacak vakit bulamıyor. Şimdi Haydar Baş Bey o kadar kitabı yazdı. Nasıl yazdı? Şimdi bir tanesi şey yaptı. Dedim yani dedim bütün kitaplar onun 60 küsür. Ne zaman yazdı dedi. Ya dedim Allah o kadar güzel ona bereket verdi ki. O bereketiyle beraber o kitapları yazdı. Aramızdan şimdi ayrıldı ama yine eser yazmaya devam ediyor. Yani inşallah yakında oruç çıkacak yani. Zaten bitirmişti çoğunu. Söylemişti evet. kendisi. Efendim orucu bitirdik demişti. Tefsir yazmayı evet. düşünüyordu. Evet. Yani ortaya koyulan eserler müthiş eserler. Yani bize yapılan tek bir şey var. Yani sofraya her şey geliyor. Evet. Alimim diyen de bunlardan bakacak. Diyecek ki evet gerçek bu. Cahilim diyen de zaten bir şey demesine gerek yok. Okuyacak. Oturacak, okuyacak. O gelenlerden istifade edecek. Ama neyi istiyorlarsa, İslam'ı yaşamak istiyorlarsa, peygamberin yaşadığı hayatı yaşamak istiyorlarsa, hakikati bulmak istiyorlarsa, Ehl-i Beyt gibi insanlara örnek olacak bir İslamiyetle beraber kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü, İslamiyeti getirmek istiyorlarsa bununla yaşayacaklar. Şimdi çıkıyor Cumhurbaşkanımız. Yani söylemeyeyim diyorum ama insan duramıyor. İşte İslami iktisattan bahsediyor. Yani İslam iktisadı nedir acaba? Ve bu kapitalizmle ne kadar bunu beraber olabilir? Bunu istiyorsan önümüzdeki hafta sonra konuşalım. Evet. Çünkü oraya girersek... Yok biz buralara giremeyeceğimiz şeyler. Biz çünkü kaldı ki bu ekranlarda gerçekten arkadaşlarımız bu arada... sağ olsunlar bunları yorumlarını yapıyorlar. Ama insanımız artık birazcık böyle gerçekten baksın. Baksın İslam neyi emrediyor? Dinimiz neyi emrediyor? Allah-u Teala neyi emrediyor? İnşallah bunlara bakarlar, görürler. Evet. Yönelirler. Allah Teala da onların o yönelmesiyle onlara hidayet eder. Çünkü Cenab-ı Mevla öyle buyuruyor. Siz bana bir adım gelirseniz ben size 10 adım gelirim. Siz bana yürüyerek gelirseniz ben size koşarak gelirim. Siz bana koşarak gelirseniz ben size uçarak gelirim diyor. Biz Cenab-ı Mevla'ya yönelelim. Allah adına, Allah rızası için yönelelim. Cenab-ı Mevla bize bir çıkış kapısı verecektir. Ve çıkış kapısı da önümüzde zaten. Evet hocam Allah ağzınıza Allah sağlık. Yani bıraksak sabah da bu devam edecek. Evet, yani. Ama biraz sonra yönetimden de sıkıntı yaşamamak adına. Evet. Ve o hadisi kutsinin devamı da ve öyle bir noktaya gelir ki ben o kulumun yani yürürken koşurken o kulumun tutan eli, gören gözü, konuşan dili işten kulağı olurum. Cenab-ı Hak bu özelliği bizlere yaşamayı nasip eylesin. Biz gerçekten Ehl-i Beyt de bu dünyaya yeniden geldik, yeniden tanıştık. Bizi bütün bu güzellikleriyle buluşturan, güzelliklerle buluşturan çok değerli üstadımızı yeniden rahmetle anıyoruz. Aramızda yaşıyor
ve biz şu anda eserlerle yaşıyoruz. Ve bir başka güzellik daha var. 2 ayı geçti, 63 gün, 64 gün oldu. 14 Nisan itibariyle onu Hakk'a uğurladık. Onun peşinden özellikle Türkiye genelinde İcmal Gençliği haftada hatimler yapıyor. Efendim İstanbul'daki gençlik hatim yapıyor. Hanımlar ayrı hatimler yapıyor. Kur'anlar, tevhidler günlerce her gün ruhu için salatü selamlar, tekbirler okunuyor. Ve bu inşallah kıyamet sabahına kadar devam edecek. İnşallah. Yani biz bugüne kadar kainatın efendisi, bizim temeldeki öğretimiz şuydu. Muhterem hocamın bize öğrettiği. Biz bir Fatiha, üç İhlas okuyorduk. Sevabını başta kainatın efendisi, arkasından Fatıma annemiz, İmam Ali, Ehl-i Beyt imamları sayarak Abdülkadir Genel Hazretlerine, oradan Hacı Mustafa Hayır Baba okurduk. Hocamın da bağışlardık, ruhunun makamına bağışlardık. Şimdi hala ruhunun makamına bağışlayanlar var, ruhuna bağışlayan var. Yine bağışlayarak biz kıyamete kadar bu öğretiyle inşallah, onu Kur'an'la, onu tesbihle, onu zikirle, onu salatla, onu selam ile anmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Cenab-ı Hakk'ın, muhterem hocamın tavsiyesiyle yetiştirmeye çalıştığı, dokumaya çalıştığı Hazreti Mehdi'ye ulaşıncaya kadar, ki onun geldiğinde de inşallah zaten insanlık yeni bir hayat bulacak, zulüm ortadan kalkacak. O günü bir an önce yakalamayı, o güne bir an önce ulaşmayı, Cenab-ı Hakk'ın da o günü takdir ettiği günü bizim ulaşmamızı da Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek bugünkü programımızı da sona erdirmek istiyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda, Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt programında yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bu arada sizlere de teşekkür ediyorum. Yavuz Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Hoşça kalın efendim.